Merhabalar, SolidWorks eğitim setimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle loftlu yüzey konutunu işleyeceğiz. İlk olarak loftlu yüzey nedir ondan bahsedelim. İki ya da daha çok yüzey arasında loftlu bir yüzey oluşturur. Loftun İngilizce'deki direkt karşılığı çatı katı demektir. Yani biz burada aslında çatı katı nedir? Bir evin işte kapanmasını sağlar. Biz de burada yüzeyleri kapatacağımız için loft komutunu kullanacağız. Loft komutunu birden fazla düzlemle deneyeceğiz. Göreceğiz örneklerimizi. İlk olarak nasıl birbiri arka arkasına düzlem atarız ona bakalım. Ön düzlemimi çizim açıyorum ve direkt olarak çizimimden çıkıyorum. Referans geometrisine geliyorum ve düzleme tıklıyorum. Benden ilk referans olarak bir şey istiyor. Şu an gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey yok. Ama burada parçamın yanındaki oka tıklıyorum. Ve ilk referans olarak ön düzlemimi seçiyorum. Ön düzlemimi seçtikten sonra mouse'umun tekerlek tuşuna basıp çevirdiğimde görüyoruz ki ön düzlemimi paralel olarak bir düzlem atamışım. Buradan mesafemi verebilirim. 30 mm girilmiş 50 mm olarak onayladığımda gördüğünüz gibi ön düzlemimi paralel 50 mm uzaklığında yeni bir düzlem atamış oldum. Onay veriyorum. Tekrardan referans geometrisine tıklıyorum. Düzlemime tıklıyorum. İlk referans olarak artık düzlem birimi seçebilirim. Mesafem 50 mm idi. Onay veriyorum. Gördüğünüz gibi birbirine paralel 2 tane düzlemim olmuş oldu. Ben 4 tane düzlem yapacağım. Aynı şekilde düzlem 2'ye referans alıyorum ve onay veriyorum. Referans geometrisine tıklıyorum. Düzleme tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi birbirine paralel 4 tane düzlemim olmuş oldu. Şimdi düzlem 4'e dik bakıyorum. Ve sadece tek bir düzlem gibi görünse de aslında arka arkaya unsur hacimde de gördüğünüz gibi düzlem 1, düzlem 2, düzlem 3, düzlem 4 olmak üzere 4 tane düzlemim var. Şimdi dilerseniz loftlu yüzey nasıl olur? Onu göstermek için ilk olarak ne yapıyorduk? Tabii ki de çizim oluşturuyorduk. İlk olarak bir daire çiziyorum. ESC'ye basıp onay veriyorum. Bu dördüncü düzlemime çizdiğim bir çizimdi. İkinci olarak üçüncü düzlemime bir çizim açacağım. Bu arada hangi düzleme tıklarsanız o aktif olacaktır ve ona çizim yapmaya devam edeceksiniz. Gözünüzün karışmaması için düzlem 4'ü sağ tıklıyorum. Ama önce çizimimden çıkmam lazım. Düzlem 4'e sağ tıklayıp gizle diyorum. Tekrar düzlem 3'e gelip bir çizim açıyorum. Buraya da çokgen çizeyim. Farklılıkları görün diye. ESC'ye basıp çizimden çıkıyorum ve tamamen çizimimden çıktığımda tekrar düzlemin üstüne gelip gizliyorum. Şöyle göstereyim. Arka arkaya çizimlerim oluşuyor. Düzlem 2'ye dik bakıyorum. Evet, arka arkaya gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Buraya da bir dikdörtgen oluşturayım. ESC'ye basıyorum ve tamamen çizimimden çıkıyorum. Daha sonra düzlemime geliyorum ve düzlemimi gizliyorum. Ve son olarak düzlem birime de bir elips çiziyorum. Evet. Onay verip çizimimden çıkıp düzlemimi gizliyorum. Dik baktığımızda karışık gibi görünse de aslında çevirdiğimizde birbirine paralel 50 mm uzaklığında çizimlerim oluştuğunu görüyorum. Şimdi yüzeyler komutuma geliyorum ve loftlu yüzeye tıklıyorum. Burada benden profilleri seçmemi istiyor. Bütün çizimlerimi buradan da seçebilirim. Bu çizimimi, bu çizimimi ve bu çizimimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şunu kaldıralım. Evet. Onay veriyorum. Bu çizimimi gizleyebilirim. Çizdiğim çizimler doğrultusunda 50 mm mesafeli çizimlerimi birleştirdi ve bana böyle bir yüzey oluşturdu. Evet, loftlu yüzey komutumuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.